Bu şiir yalnız sizin için yazıldı ve dostlarım hiçbir yerden çalınmadı. Gökyüzünden çayırlara, okyanustan sahillere bütün şiirler hep şarkı söylesin. Hey! 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 Alkışlar, alkışlar. Kulaklarım bir müzik gibi geliyor. Harika. Hey! Yaşasın, yaşasın. Güzel, güzel. Gerçekten çok güzel Şirin. Sen Polinden'den bile daha güzel. Harika. Abi Şirin, Çilekli Turte'den sonra en tatlı şey sensin biliyor musun? İşte bu. Şirinler, şiir o kadar güzeldi ki bana ilham verdi. Çok mutluyum, çok. Bir senfoni yazacağım. Bütün zamanların en iyi senfonisini. Beşinler orkestrasının çalması için yarına kadar hazır edeceğim. Hiç merak etmeyin arkadaşlarım. Ah, daha iyi keman çalmalıyım. Böylece müzisyen Şirin'in önderliğinde çok iyi şeyler yapabiliriz. Önderlik mi? Müzisyen Şirin bir gün koca bir senfoni yazmak için yeterli değil. Umarım yapabileceğinden fazlasını söylemiyorsundur. Ah, beni merak etme Şirin baba. Bir müzisyen olmadığıma göre bunu başarabileceğime eminim. Hiç merak etme. Ben de bundan korkuyordum. Dünyanın üstünden ve altından ruhların eğlenmeye geldiği gece yarısı korku kulübüne hoş geldiniz bayanlar ve baylar. Ve şimdi de sizden bugünkü dans gösterimiz için alkışlarınızı bekliyoruz. İkiz kemik kardeşler. Yaşadığımız sürece zaten yeterince hayalet ve iskelet oyunları görmüştük, bunu biliyorsun. Evet, bundan sonra canlı gösteriler istiyoruz. Buraya gelmektense evde oturmayı tercih ederim. Durun, yakında istediğinizi yapacağım, söz veriyorum. Yapsan iyi olur, yoksa eğlenmeye başka bir yere gideriz. Müşterilerimi memnun etmek için yaşayan bir müzisyen bulmalıyım. Ama zevklerini tatmin etmek için yeterince kötü olan bir müzisyeni nereden bulacağım? Lütfen gidip başka bir yerde öter misiniz? Burada bir senfoni yazmaya çalışıyorum. Ama ancak 3 sayfa yazabildim ve daha 300 bin sayfa yazmam gerekiyor. Ah, bir konsantre olabilsem. Eğer bu senfoniyi yarına kadar tamamlayacaksam bütün bu rahatsızlık veren şeylerden uzaklaşmam gerekiyor. Ah, güzel bir senfoni yazmak için her şeyi yapardım. Her şeyi mi? Kendimi tanıtmama izin ver dostum. Adım Hayalet Yazar. Senin gibi yetenekli kişileri korkutmak için, yani bulmak için şehir şehir dolaşırım ben. Ben müzisyen Şirin'im. Bir arkadaşlarıma söz verdiğim gibi bir senfoni yazmaya çalışıyorum efendim. Ah, belki sana yardım edebilirim. Lütfen benimle birlikte gel. Anneciğim. Ah, hoş geldin dostum. Affedersin. Bir vücudunun olmasının mahsurlarını unutup duruyorum. Vay canına. Burası harika bir yer. Bay Hayalet Yazar. Teşekkür ederim. Vasiyetimde kendime bırakmıştım. Şimdi şu notalara bir göz atalım. Yani fena değil ama bu şekilde daha iyi olacağına eminim. Vay canına, bu inanılmaz bir şey. Ve hepsi senin. Üstüne adını bile yazabilirsin. Eğer kontratımı imzalarsan. Tabii. Arkadaşlarım buna bayılacak, Bay Hayalet Yazar. Size nasıl teşekkür edebilirim? Bir yolunu bulursun dostum, bir yolunu bulursun. Şirinler, benim şirin arkadaşlarım. Sonunda Şirinler senfonisini tamamladım. İşte bu. Hey!
yaşasın. Nasıl bu kadar çabuk bitirdin? Ay ben sadece bir ilham geldi. Aniden ormanda yani şey bir ilham işte canım. Hayatımda yaşadığım en güzel harika. Dakika. Çok sağ olun. Müzisyen Şirin kayboldu? Müzisyen Şirin benimle imzaladığı bir kontrat için gitti sevgili dostlarım. Olamaz. Müzisyen Şirin'in senfonisini ben yazdım. Ve dönüşte hayatının sonuna dek gece arası korku kulübümde çalışmaya karar verdi dostlarım. Müzisyen Şirin böyle bir şeyi asla kabul etmez. Korkarım sevgili dostum. İmzalamadan önce kontratı dikkatlice okumayı unuttu. Ve şimdi ona iyi bakın. Çünkü bu onun son görüşünüz olacak. Yardım et Şirin Baba. Yardım et lütfen. Yardım et Şirin Baba. Zavallı müzisyen Şirin. Bize ilhamın bir anda ormandan geldiğini söylemişti. O korkunç hayalette tanıştığı yer orası olmalı. O halde onu bulana kadar ormanın her köşesini aramalıyız. Müzisyen Şirin! Müzisyen Şirin neredesin? Müzisyen Şirin! Neden bütün müzik aletlerimizi de taşıdığımızı anlamıyorum Şirin Baba! Buna gerek var mıydı? Sebeplerim var gözlüklü Şirin. Müzisyen Şirin! Müzisyen Şirin! Müzisyen! Böyle çalabilen yalnızca tek bir müzisyen tanıyorum. Müzisyen Şirin! Ben araştırma yaparken burada bekleyin Şirinlerim. Dikkatli ol Şirin Baba. Burada ne arıyorsun? Müzisyen Şirin'i almaya geldim. Müzisyen Şirin kontratımı imzaladı anladın mı? Ve onu özgür bırakmayacağım. O halde müzisyen Şirin'in hayatı için bir mahkeme istiyorum. O halde yapalım küçük mavi ukala ama unutma. Bunu sen istedin. Şirinler aşkına. Ay Şirin Baba, Şirin Baba lütfen kurtar beni buradan. Yalvarırım sana Şirin Baba. Ayağa kalkın. Hepiniz beni dinleyin. Müzisyen Şirin'in geleceği hakkında karar vermek için buradayız. Jürimizde zamanında çok iyi müzisyenler olan 12 tane ruh var. Şimdi davacı delillerini ortaya koyacak. Ben hayalet yazar. Bu küçük Şirin için orijinal bir senfoni yazdım efendim. Böylece dostları onun harika bir besteci olduğunu düşünecekler. Bu doğru mu müzisyen Şirin? Evet efendim. Çilekli Turta'dan sonra en çok sevilen şey olmak istiyordum. Hepsi bu işte. Ve şunu da söylemeliyim. Kulübümde hayatının sonuna kadar benim için çalmayı kabul etmişti. Şimdi kontratımızı bozmak istiyor efendim. Suçlu! Suçlu! Götürün onu! Durun, durun! Hala onu kurtarmak için bir şansım olabilir. Efendim, jürideki bayanlar ve baylar... Şirinler Orkestramı konusu olan senfoniyi çalmaları için kürsüye çağırmak istiyorum. İtiraz ediyorum. Bu sadece zaman kaybı olur. İtiraz reddedildi. Buradaki saçmalıkları dinlemektense güzel bir müzik dinlemek en azından biraz rahatlatıcı olur. Evet! Beni izleyin küçük Şirinlerim. Müzisyen Şirin'in hayatını kurtarmak için tek bir şansımız var ve bu da size bağlı. Aman tanrım, her şey bize mi bağlı yani? Şirinler Orkestrası, mahkeme salonuna gelin. Korkmayın küçük Şirinlerim, ben buradayım ve her şey yoluna gidecektir, emin olun. Evet Şirin Baba! Bayanlar ve baylar. Lütfen hayalet yazarın müzisyen Şirin için yazdığı orijinal senfoniyi çok iyi dinleyin, tamam mı? Bu benim şarkılarımın birinden alınmış. Bu melodiler de tamamen bana ait. Bu benim senfonimden bir parça. Benimkinden de var.
Hayalet yazar bu senfoniyi bizlerden çalmış. Kim mi, ben mi? Kapa çeneni! Sen çalmışsın, suçlusun! İtiraz ediyorum sayın yargıç. Ve sen müzisyen Şirin, gitmekte serbestsin artık. Şirin baba, Şirin baba, asla kurtulamayacağımı sanıyordum. Birini sevdiğinde asla umuttan vazgeçemezsin müzisyen Şirin, asla umuttan vazgeçemezsin. Ben kilitli turdadan sonra en sevilen şey olmak istiyordum. Şimdi kendimi aranızdaki en aptalı Şirin gibi hissediyorum. Şirin baba, müzisyen Şirin için bir şeyler yapmalıyız. Korkarım bir daha asla müzik yapamayacak. Ve hayatta en çok sevdiğim şey de oydu. Merak etmeyin küçük Şirinlerim, işe yarayabilecek bir fikrim var. Müzisyen Şirin istiyoruz. Dışarı çık. Benim müziğimi mi dinlemek istiyorsunuz? Elbette müzisyen Şirin. Kendi müziğin başkasının 1000 tane senfonisine bedeldir. Çünkü onu sen yazdın. Pekala, bu durumda çalacağım. Hayır, olamazım.